Arkadaşlar merhaba, şu an önümde Xiaomi Mi 8 Lite cihazı var. Cihazı Neon1.com'dan aldım ben yaklaşık 1520 liraya 4 GB RAM'li versiyonu bendeki aynı zamanda 6 GB RAM 128 GB dahili hafızaya sahip olan model de var. O da 300 Lira daha pahalı bir fiyatla satılıyor. Şunu belirtmek istiyorum ki pek profesyonel bir video olmayacak. Hani kendi çapımda, kendi imkanlarımla çektiğim video. Profesyonel inceleme videoları isterseniz zaten bolca bulabilirsiniz ama benim amacım kullanmak için aldığım bir cihazı aynı benim gibi satın alacak olan arkadaşlara bir e, referans video olması. O yüzden kendi tecrübelerimi anlattığım, fazla detay, özellik vermediğim bir video olacak. Umarım işinize yarar. Açalım. Ben de daha önce hiç açmadım. belgesi. Kutusu gerçekten çok şık ve beklediğimden daha büyük. Hani ben bu kadar büyük beklemiyordum. Şöyle. Şöyle kendi siyah şeffaf bir kılıfı var. şöyle belgeler çok adaptör Cihaz böyle arkadaşlar. Şöyle jelatini çıkartayım. Telefon burada açılırken Şöyle şu şarj aletinin değerlerine bakalım. Şöyle gözüküyordur umarım. Evet, böyle. Kablo standart zaten Type C bu arada. Bu şekilde. Onun dışında SIM kart çıkartma aparatıyla USB Type C 3.5 mm jack girişini USB Type-C'ye dönüştüren aparat var. Telefon açıldı. MIUI 9 ekranı karşılıyor bizi. Ee, Xiaomi'nin Android tabanlı kendi arayüzü. Hani bu telefonu seçmemdeki en büyük artı e, sebeplerden biridir herhalde bu. Benim için önemli bir artı. Seviyorum çünkü bu arayüzü. Şöyle telefonu kuralım. Dilimizi seçelim. Telefon böyle, kendimce almanız için sebepler ve almamanız için sebepler olarak birkaç özelliğini söylemek istiyorum. Yani almanız için en büyük sebep bence fiyatı. Yani fiyatı 1500-1600 civarında. Orta segmentin en iyi, bana göre tabii en iyi fiyat performans telefonlarından biri diyebilirim. Hatta en iyisi belki de. Yani 1520 liraya ben açıkçası kendi araştırmalarım boyunca başka telefon bulamadım. Onun dışında Xiaomi seviyorum, beğeniyorum farklı ürünlerinde kullanmışlığım var. Fiyat-performans konusunda çok iyi işler çıkartıyorlar. Ondan sonra arayüzünü seviyorum dediğim gibi, kamerasını çok beğeniyorum. Zaten örnek fotoğraflarda şu an göstereceğim. Onun dışında güncel bir telefon, 2018'de çıkmış. Almamanız için sebepler, eğer garantiye önem veriyorsanız sizin için bir sorun olabilir. Yani Delta garantili aldım ben. Hani çok da gel, iyi bir garanti olduğunu düşünmüyorum. Tabi zaman gösterecek. Mi 8'in light versiyonu olduğu için özellikleri elbette Mi 8'e göre kırpılmış bir telefon. Zaten hani or orta segmentte çıkan bir telefon, ee, iddialı ama tabii ki Mi 8, Mi 8'in muadilleriyle yarışacak bir telefon değil. Hani onun için çok fazla beklentileriniz varsa 108 e, Mi 8 alabilirsiniz. Onun dışında bence eksi bir yönü yok. Tabi zamanla kullandıkça ben de göreceğim. Öyle yani almayı düşünüyorsanız kesinlikle tavsiye ederim. Gayet şık, güzel bir telefon. Henüz kullanmadığım için pek bir şey söyleyemiyorum ama bir iki hafta kullandıktan sonra bir de e, kendi tecrübelerimi paylaştığım bir video yüklemeyi düşünüyorum. Umarım işinize yarar. Bu videoda belki hani kafanıza soru işaretleri varsa atmanıza yardımcı olmuştur. Sormak istediğiniz herhangi bir şey varsa bu telefon hakkında veya farklı telefonlar hakkında yorum bölümünden veya Instagram hesabımdan da ulaşabilirsiniz bana. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere.